Merhaba. Anlaşıldı ki muhalefet seçim tarihi ilan edilene kadar Cumhurbaşkanı adayını açıklamayacak. Yıpranmasın diye değil de gerçekten henüz kimi aday göstereceklerini bilemedikleri için böyle oluyor. Bu olayda deneme yanılma lüksü yok. Yani bir adayla çıkıp 3 ay sonra olmadı değiştiriyoruz deme şansı bulunmuyor. Kafadan koparacak aday bulmanız lazım ve tek atışta bitirmeniz gerekiyor adayınız ilk turda almalı seçimi. İkinci turda Erdoğan kazanıyor. Yıpranmasın diye açıklamıyoruz diyorlar ya. Aday olmadığı halde yıpranmadı mı Mansur Yavaş? Ümit Özdağ'ın açıklamalarından çok rahatsız olmuş. Böyle söylüyor. Rahatsız olmuşsanız bunu bir hafta sonra açıklamazsınız. Benim işim Ankara Büyükşehir der, işinize bakarsınız. Mansur Bey Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa sağlam bir iletişim ve kampanya ekibine ihtiyacı var. Boğazına kadar siyasetin içinde olup da keşke kamu hizmeti yapıyorum gibi mazeretlere başvurmasalar. Oraya nasıl seçildiniz diye sorarlar insana. Biraz kitabın ortasından konuşuyor olabilirim. Ancak kimseyi aşağıya çekme, düşmanlık etmek gibi bir derdim yok. Ama soralım yani. Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi iyi ve düzgün yönetebileceği sinyalini İstanbul örneğinde gösterebilmiş midir? Orası bir pilot bölge. Orada başarılı olması lazım ki insanlar ülke yönetimi içinde önünü açsınlar. İlan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim. Dönelim tekrar adaylık meselesine. Bahçeli demiş ki çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak? Cumhur İttifakı'nın adayı belli mi peki? Bir ön kabul ve Bahçeli'nin lafları dışında bir şey yok. Onun aday göstermesiyle de olmuyor bu iş. AKP'de kimse adayımız Erdoğan demedi resmen. Muhalefet savunmaya geçmeden önce bize satacağınızı asıl sizin adayınız belli mi diye çıkışsa ya bunu bile diyemiyor. Ümit Özdağ'ın apar topar adayımız Mansur Yavaş çıkışı yavaşı yıprattı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu hemen her gün saray medyasında hırpalanıyor. Bir de Akşener var. Başka aday yok. Bu gidişle olacağı da benzemiyor. Birine karar verip yol almak gerekiyor. Ortaya çıktı ki muhalefetin derinlerinde son ana kadar adayı açıklamama stratejisi var. Bu liderler bazında da genel kabul görmüş bir durum. O yüzden bunu kabullenelim ve öyle bakalım. Gel gelelim vardır bir bildikleri diyemiyorum.